Aşı olunur mu aşı? Kaç doğumlusun? Kaç doğumlu? Doğum. Bilemez. Ben de bilmiyorum. 26 yaşındasın. 26 yaşındasın. İsmin ne ismi? Kemal. Kemal amca. İyisin değil mi? İyi. Genel başkanım Meral Akşener'in selamını getirir sana. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hadi iyi günler. Allah razı olsun. Rasle marda. Aynen. Ne amca ayıp attı. Ama kore. O ne kadar ona ala. Ne bak. Bir de hocam sakat, aylığı yok, vermiyor kimse. Verelim, ziyaret edelim. Elimiz yakın mı burada? Yakın burada. Tamam, gelelim teyze. Teyzeciğim, yaşlar hakkınız kutlu olsun. Ufak bir hediyeniz size. Var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Bu var, var. Sağlık ocağı biraz. Sağlık ocağı biraz. Gel şuraya sana bir maske takalım. Maskesiz dolaşın. Sağlık ocağı. Ben cümleyim ama. Hey canım. Çocuklar bari toplanın veya tabak ablanızın yanınıza gelin. Bak bu yolda öğrenciler kullanıyor, bu yolu bak. Buradaki karşıdaki çiftlikte öğrenciler yaşıyor. Bak öğrencilerin halini görün. Öğrenciler her gün bu yolu geçmek zorundadır. Bu şeyi geçmek zorundadır. Gel. Demiş abi bakın. İki saatte bir temizliyoruz yağmur yağdı mı? Bakın. Bak 20 seneden beri burası cezalılara aittir. Durmadan bu sıkıntılarımızı bildiriyoruz. 8 nüfuslu köyde bir tuvalet vardır. Başka da bir şey yoktur. O da altyapısı olmadığı için yapmıyorlar. Yağmur yağdı burası diz bu iş su doluyor. Herhangi bir taze oldun burada yağmurda sıraya geçiyoruz. Normalde ortaokul burada olması gerekirken ortaokulu oraya yaptılar. Hem çok öğrenci bizim olduğumuz için yine burada her gün gönderiyor. Bugün Türkiye'nin en batısında olan Çavuşoğlu Mahallesi'ne ziyaretimizi gerçekleştirdik. Mahalle Başkanı Mehmet Gümüştaş sayesinde çok güzel bir etkinlik oldu. Buradaki sorunları dinledik, rapor ettik. Bizler çok güzel karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Burada en büyük sorunlardan elzem olanı altyapının olmayışı. Evet. Zaten fotoğraflarda ve videolarda göreceksiniz. Burada en büyük sorun uzaktan eğitim görüldüğü şu dönemde, yani pandeminin olduğu bu dönemde, uzaktan eğitim olduğu bir dönemde çocukların internetle bir bağlantısı olmadığı için Yeşilköy'e değil mi? Yeşilköy'e okula derslerini görmeye gidiyorlar. En büyük sorunlardan bir tanesi bu oldu. Evet. Ve yaşlıların sağlık ocağı olmadığı için engelli olan vatandaşları, buradaki köy halkı, vatandaşlarımız şahsi araçlarından götürdüklerini gözlemledik. Bizleri burada karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şahsım ve yöneticim adına. Gelen başkanımızın da Meral Akşener'in selamını tekrar size iletiyoruz. Bizden de selam olsun. Allah razı olsun. Abi başkanımız iletmiş kendisine konuyu. Şu anda biz köyden çıktık. Şu an başkanım araçla partiye doğru geçiyoruz. Bilgin olsun. İyi Parti Şehzadeler Meral Akşener. İyi Parti Şehzadeler.